Değil mi? Yüzleşilmesi gereken, evet, tarihle yüzleşiyorsak, ben hep bunlardan bahsedince kızıyorlar. Sen bilmem tarihe düşman, düşmanlık değil, bir şeyle yüzleşeceksek, değil mi? Yani Türkler olarak diyoruz ki eğitim sistemimizde kendi dilimiz niye okutulmuyor? Çok önemli. Mesela evet, çok basit bir şey. Medreselerde niye Türkçe yasak? Yüzleşelim burada. Var mı cesareti olan? Bu salona seslenmiyorum. Yüzleşmecilere sesleniyorum. Ama bunlarla yüzleşemiyoruz. Yüzleşe yüzleşe hep Atatürk'le yüzleşiyoruz. Suçu da vatanı kurtarmak, bağımsız bir ülke yapmak, bu insanları örnek çiftlikler kurmak, giyinişimize, görünüşümüze kadar bize örnek olması, bunu göstermesi. Yani onun için onunla yüzleşiyoruz. Ama 46'dan sonrasıyla yüzleşemiyoruz. Gene 1958 tarım anlaşmasıyla yüzleşelim. Lozan'la yüzleşiyorlar sürekli. Elimiz yeni kitabımda yayınladığım bir anlaşma metni var. Demokrat Parti'nin altında Adnan Menderes'in de imzası olan 58 tarım anlaşması, Amerika Birleşik Devletleri ile yapılmış ihanet anlaşması diyorum. Ve bu anlaşmayı imzalayan bütün yetkililerin, hükümetin yani çok ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini kitabımda da yazdım. Bakın bu anlaşmadan bu ülkedeki pek çok insanın haberi yoktur. İkili anlaşmaları biliriz, öyle laf geçer ama anlaşmanın maddelerine baktığınız zaman mesela diyor ki 58 anlaşmasında Türkiye diyor ki Amerika'ya, Amerika Türkiye'ye diyor, daha sonra doğrusu Türkiye bunları kabul ediyor. Diyor ki elimde diyor ihtiyaç fazlası, dikkat edin bakın cümleye, ihtiyaç fazlası soya yağı diyor, zeytinyağı, buğday ve konserve et var. Bunlara satın alacaksın diyor. Yol parası sana ait diyor. 64 milyon dolar para istiyor Türkiye'den. Türkiye bunu kabul ediyor. Bitmiyor. Anlaşmanın devamında şöyle deniyor. 58 1 Ağustos'una kadar diyor buğday ihraç etmeyeceksin diyor. Ya. Niye ihraç etmeyecekmişiz? Çünkü diyor o tarihte, o tarihe kadar ben diyor dünya pazarlarına buğday satıyorum diyor. Eğer diyor sen diyor 1 Ağustos 1958'e kadar buğday ihraç edersen diyor benim diyor piyasalardaki zararımı karşılamakla yükümlüsün. Şimdi Türkiye ne yapıyor? Türkiye bu anlaşmanın altına imza koyuyor. Şimdi sevgili dostlar bu nedir? İhanet böyle bir şeydir zaten. İhanet. Bu ihanettir. Şimdi Lozan'da yüzleşiyorlar abi. Ya Lozan'ın neyle yüzleşiyorsun? Yokluk, yoksulluk içinde vatanı kurtarmış, misak-ı milliyi %95 oranında gerçekleştirmiş, hedefe ulaşmış, kapitülasyonlardan kurtulmuş, borçlu bir Türk, Osmanlı'dan borçsuz bir Türkiye haline getirmiş bizi. Bu anlaşmanın eksiklerini cımbızla bulmaya çalışıp kitaplar yazıyorsun kalın kalın. Aptal. Ama öbür taraftan 50'den sonraki ihanet anlaşmalarını, 46'dan sonraki ihanet anlaşmalarını göstermiyorsun bu nesile. Ya bu çocuklara günah değil mi? Yazık değil mi? Böyle taraflı tarih olur mu? İsmet Paşa diyorsun camileri kapattı, alın yaptı. Öbür taraftan ben senin önüne belgeleri koyup Menderes 48 camiyi İstanbul'da buldozerle yıktırdı, levhalarını bile aldırmadan diye yazınca susuyorsun. Şimdi böyle tarihe bakılır mı? Öbür tarafa vur, yüklen, öbür tarafa saldır. Sen örnek aldığın ve ben onun devamıyım dediğin kesimi, onun yaptıklarını görme bakın. Sadece İstanbul'da 48 tarihi cami yol yapım bahanesiyle buldozerle yıktırılmıştır. Ve bu camileri tabela levhaları alınmamıştı. Bunu yapan kimdir? Kendini Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olarak gören, Atatürk Bey'i siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz diyen Menderes'tir. Ama bugün Menderes idam edildi diye mağdur edebiyatı çerçevesinde bütün bu ihanet anlaşmaları, bütün bu dinimize yapılan hakaretler, bunlar görülmüyor. Şimdi biz bunları söyleyince de tukaka oluyoruz. Ekranlardan uzaklaştırılıyoruz. Yüzleşelim. Bütün tarihçilerle yüzleşelim. Ama ben başka şeylerle bunlarla yüzleşeceğim. Ben buradan muhalefete de sesleniyorum. Kitaplarımız ortada. Ben kendi kendime bunlarla hep yüzleşiyorum ama kitleye mal olmuyor. Diyorum ki, iktidar tarihimize küfrettiğinde, cumhuriyetimize yönelik saldırılarda bulunduğunda siz de cevap veririz. Yüzlerce cevap veririz.